Merhabalar, bugün size kızımın 3. sınıf bir haftalık beslenme listesini paylaşacağım. Ama bir videomda söylediğim gibi ya da eğer ki o videomu izlemediyseniz burada da söyleyeyim. Öğretmeni bu sene beslenme listesi vermedi. Muhtemelen o 2 yılda artık neler koymamız gerektiğini ya da koymamamız gerektiğini bildiğimizden diye düşünüyorum. Ama yine de o bir haftada derinin beslenmesine neler koyduğumu çekmemi isteyen arkadaşlar vardı. Ben de kendim oluşturduğum listemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi derinin de kararını alarak. Çünkü belli bir liste olmadığı için bazen ilk gün kek koyuyoruz. Bazen üçüncü gün kek koyuyoruz. Yani bunun yerleri tabii ki değişebiliyor. Bugün beslenmesine neler koyacağımı şuradan göstereyim. Şurada damla çikolatalı kek yapmıştım dün. Ondan koyacağım. 3 dilim yeter anne dedi. Peçete koyuyorum. Diğer 2 yılın beslenme listesini izlediyseniz zaten açıklamasını yapıyorum. Böyle içim daha rahat ediyor sanki. Bir de tabağı daha az kirleniyor. Şu kısma süt koyacağım. Kekin yanında genelde çikolatalı süt sever. Pipetini çıkarmazsam kapak çok zor kapanıyor. O yüzden pipetini de yanına ekliyorum. Ve şu elmanın yarısını kullanacağız. Şu kısma da biraz ceviz ekleyeceğim. Kuru yemiş mümkün olduğunca koymaya çalışıyorum. Öğretmeni de söylemişti zaten bize ilk yılda da. Bu bazen kuru kayısı falan oluyor. Bazen kuru incir, ceviz, fındık falan. Evet. Bu da tamamdır. Islak mendil beslenme çantasında muhakkak oluyor. Bazen beslenme çantası yerine normal okul çantasına koyuyor. Yani her şekilde yanında muhakkak ıslak mendil bulunuyor. Bir adet de çatal koyacağım. Hemen onu şöyle bunun üzerine de koyabilirim. Evet. Ve de suyunu dolduracağız. Beslenme örtüsünü de getirdim. Yeni ütülemiştim. Evet, pazartesi gününün beslenmesini de bu şekilde hazırlamış olduk. Herkese salı gününden merhaba. Yufkayı açmamdan da anladınız ki bugün kalem börek var derinin beslenmesinde. Bir kısmını çubuk peynirli saracağım. Bir kısmını sade boş saracağım. Biliyorsunuz benim çocuklar içi boş da seviyor. Eğer ki ilk defa geldiyseniz ve bilmiyorsanız bunu da öğrenmiş oldunuz. 8 parçaya ayırdım. Bu peynirli biz özellikle seviyoruz. Özellikle derin ve ben. Çünkü içinde tamamen erimiyor. Yani çok güzel peynir tadını ayrı alıyorsunuz. Yufkanın tadını ayrı alıyorsunuz. Böyle hoşumuza gidiyor. Ya da sade olarak. Bazen patatesli de yapıyorum. İçi boş dediğimde aynı bu şekilde. Böyle. Vloglarımı izliyorsanız zaten çoğu kez denk gelmişsinizdir. Böreği kızarttım. O burada biraz dinleniyorken ve biraz da yağını bırakıyorken ayran yapayım dedim. Bugün içecek olarak ayran var yani. Çok az tuz ekleyeceğim. Çok az da su ekleyeceğim ve blenderdan geçireceğim. Zaten bu şekilde yaptığıma da birçok vloglarımda falan çok eskilerde de denk gelmişsinizdir. Şöyle bir cam şişem var. Bu Erikli'nin şeftalili kayısılı mineral suyunu almıştım. O şişelerden ve asla farklı bir içecek koyduğunuzda o kokuyu falan öbür koyduğunuz içeceğe vermiyor. Anlatabildim diye düşünüyorum. Böyle yani hani ayran koyduğunuzda kayısı şeftali kokusu ya da tadı almıyorsunuz. Demek istediğim buydu yani. Bu ağız kısmı falan küçük olduğu için tepesine de dikse rahat içiyor. Bazen tepesine dikmeyi sevmiyor. O yüzden her türlü ben yanına pipet de koyuyorum. Şimdi beslenme kabını ayarlayabiliriz. Direkt sıcağı sıcağına koyup kapatmıyorum. Çünkü börekler hamur olur. Böyle biraz ılık oldu, iyi oldu. Bir tane salatalık doğrayacağım. Şöyle bir tane mandalina ve bayağı acı bir büyük. Beyaz kısımlarını ben böyle temizlemiyorum. Derin bu şekilde de yiyor. Vitamininin de orada olduğunu söylerdi hep büyüklerimiz. O yüzden iyi oluyor yani derinin de öyle yemesi. Bu kısmı da biraz
Kremberi kalmıştı. Yani kuru kızılcık. Onu koyacağım. Kuru yemiş niyetini. Bugünkü beslenmesi de böyle. Şöyle ıslak mendil muhtemelen çantasında, çünkü beslenmesinden çıkmadığında orada oluyor. Anneciğim, ıslak mendilin neredeydi? Çantamda. Tamamdır. Bir tane pipet koyuyorum. Şişeye de çok şey gelecek. Uzun. Evet. Bunu da kestik. Bu şekilde koyalım. Bir tane de çatal. Böreğin üzerine bilerek koymadım. Yağlanırdı diye. Suyunu da dolduralım. Bu arada ben tuz şişesini güzelce deterjanla yıkıyorum her akşam. Ondan sonra içine tuz döküp bir de o şekilde suyla çalkalayıp bu şekilde koyuyorum kuruması için. Sabaha kadar bu şekilde bekliyor. Yani her akşam bunu yapıyorum ki içinde koku olmasın diye. Ve gerçekten o tuzla karışımın faydası var. Suda falan, şişede asla koku olmuyor. Evet, kızımın beslenmesinde de bugün bunlar vardı. Herkese çarşamba gününden merhaba. Kızımın beslenmesinde bugün ne var? Eğer ki dün böyle tiramisu gibi ya da bisküvili pasta gibi bir şey yaptıysam, ertesi gün Derin muhakkak beslenmesine istiyor. Bu arada yasak değil bu tarz şeyler, ev yapımı olduğu için de. Ondan koyacağım ama bisküvili pasta koyacağım yere bir streç koyacağım ki hem tabak çok kirlenmiyor hem de kıyısında köşesinde böyle bazen çatala gelmiyor olabiliyor. O yüzden streçin kenarından tutup kaldırıp kolayca alabiliyor. Derin böyle yavaş yemeyi sevdiği için ona daha pratik neler olabilir, o şekilde beslenmesini hazırlamaya çalışıyorum kendimce. Çünkü Derin'de şey var, beslenme saatinde 7-7, sonraki teneffüslerde beslenmesini yemiyor nedense. O yüzden o beslenme saatinde ders zili çalana kadar ne yerse kar. Evet, bizim evin en sevilen pastalarından. Tamamdır burası. Şöyle bir tane de portakal soydum. Şuraya da birazcık burada karışık işte fındıktır, leblebidir. Öyle bir kuru yemiş var. Ondan koyacağım. Yer fıstığı varmış. Birkaç da badem koyayım. Tamamdır. Nedense Derin kuru yemi sevmediği için o yüzden bu kadar yeterli onun için. Ve kakaolu süt pastalarımızın yanına olmazsa olmaz. Bunu da böyle koyuyorum ve tamamdır. Ve çatal koyacağım. Evet, çarşamba günümüzün beslenmesi de bu şekildeydi. Herkese perşembe gününden merhaba. Bugünkü beslenmesinde Derin'in kaşarlı tost var. Şimdi bunu tavada yapacağız. Vloglarımı izliyorsanız eğer, kızımla benim tavada tostu daha çok sevdiğimizi biliyorsunuzdur. Tavaya 2 dilim tam buğday ekmeğinden koydum. Birazcık ısıttıktan sonra kaşarları koyacağım. Sonra bir tabakla bastıracağım. Tost makinesinde yalan yok. Bu tadı alamıyoruz Derin'le. Şu altına da saracağım bir peçete. Şöyle alır. Burası tamamdır. Şu kısma da domates, salatalık zaten şurada görüyorsunuz. Derin bir de havuç istedi. Havucu da bu şekilde koyacağım. Anne doğrama dedi. Süt istedi. Aslında vişne kompostosu da vardı. Anne yarın içerim onu dedi. İyi peki dedim. O yüzden süt koyuyorum. Şöyle tekrardan bir göstereyim beslenme kabını. Böyle. Çatal koymadım. Beslenme kabında o pembe bir tarafı kaşık, bir tarafı çatal olan bir plastik vardı. Orada görmüşsünüzdür. O yüzden koymuyorum. Suyunu da dolduracağım. Evet, perşembe günün beslenmesinde de bunlar vardı.
Herkese okulun son gününden merhaba. Yani bugün günlerden cuma. Işığı yakacağım bir saniye. Hava kapalı olduğu için evlerin içi de karanlık oluyor malum. Neyse, beslenme kabımızın şu kısmına peçete koydum. Bugün patates kızarttım. Normalde patates köfte kızartıyorum ki geçen seneki menümüzde vardı diye hatırlıyorum. Beslenme listemizde yani patates köfte. Böyle soğan sarımsak falan koymuyorduk ki hani kokusu falan olmasın diye. Ama gelin şu bir senedir, bir buçuk senedir falan köfteyle hiç arası yok. Yediğinde de midesine dokunuyor. O yüzden istemedi köfte. Sadece patates koyacağım. Şu kısma da tam buğday ekmeğini biraz reçel süreceğim. Bu değişiyor. Bazen pekmez de sürüyorum. Bazen hiç böyle ekmek arası koymadığım da oluyor derinin isteğine bağlı olarak tabii. Bugün reçelli istedi. Bunu böyle koyuyorum. Meyve olarak da biraz yeşil elma, biraz da mandalina. Son olarak da kuru yemiş niyetine derin kuru kayısı istedi. Biraz da kuru kayısı koyacağım. İki tane koysam bence yeterli. Şöyle bölüp koyayım. Kayısılar bayağı büyük çünkü. Şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. Bu beslenme kabını Derin daha çok seviyor. Ben de aynı şekilde. Bir tane de şeffaf var. Onu da gördünüz zaten. Onda mesela birinde böyle bu kapak var. Ama diğerinde yok. O yüzden bazen Derin unutup kapaklı olan taraf değil de bu taraftan açıyor ve hepsi dökülebiliyormuş. O yüzden çocuklarınıza beslenme kabı alırken ki tecrübeli veliler bunu biliyordur. Ama çocuğu yeni okula başlayacaklar için aklınızda bulunsun. Böyle beslenme kabı almaya özen gösterin derim size. Şimdi içeceğini dolduracağım. Şöyle vişne kompostu su yapmıştım. Bazen kuru üzümden falan da böyle kayısıdan yapıyorum. Hoşaf. Böyle taze meyvelerden de yapıyorum kompostu. Seviliyor yani bizim evde. Tamamdır. Şimdi bunların yanına bir çatal, bir pipet. Suyumuzu da doldurduk. Evet, cuma günün beslenmesinde de bunlar vardı. Evet arkadaşlar, bu senenin beslenme listesini de ben bu şekilde oluşturdum. Dediğim gibi liste olmasa da sen kendine neler koyuyorsun bir haftanı bizle paylaş diyen arkadaşlar için bunu paylaşmak istedim. 2 senedir listemizde neler var onları da göz önünde bulundurarak dönüşümlü olarak o şekilde yapıyorum. Hani bu bir hafta böyle diye hep aynıları aynı gün konmuyor. Yani mücver yapıyorum, içine soğan falan vesaire koymayarak patates köftesi yapıyorum. Pişi yapıyorum, poğaçadır, börektir, bunlardan da yapıp koyuyorum. Bulgur pilavı oluyor, makarna oluyor. Yani bunlar geçen sene beslenme listemizde vardı, pilav ve makarna. O yüzden arada onlardan da koyuyorum. Yani böyle değişiklik gösterebiliyor yaptığım şeyler ya da günleri. Kızımın 3. sınıfta kendim oluşturduğum bu haftaki beslenme listem bu şekildeydi. İnşallah işinize yarayan ya da ileriki zamanlarda Allah nasip ederse işinize yarayacak bir video olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.